İki tane farklı strateji açığa çıkıyor bence. Çok bariz bir şekilde dünyanın geri kalanı tarafından uygulanan seyahat yasaklanması, şehirlerin kapatılması, insanların sokağa çıkmasının engellenmesi, restoranların, barların kapatılması, virüsü bu şekilde kontrol altına alma tavrı. Ama diğer tarafta Güney Kore seyahat yasağı koymayan tek ülke. Kore'de ilk vaka ortaya çıkar çıkmaz hemen 9 şirkete Kore Başkanı, Güney Kore Başkanı talimat verdi testleri geliştirmesi için. Hemen çok hızlı testler geliştirdi ve aynı zamanda yönetmeliklerde değişiklik yaparak bu testlerin onay sürecini hızlandırdı. Bunlar yoğun bir test, takip. Bir pozitif vaka tespit edildiği zaman bir dedektiflik titizliğinde, bir dedektifin titizliğinde bu insanın mesela Güney Kore'de kimlerle görüşmüş olduğunun hemen listesi çıkartılıyor. Ve o insanlara semptom göstersin göstermesin test uygulanıyor. Mesela bir alışveriş merkezi, Çin'den gelen bir turist pozitif bir vaka çok popüler bir alışveriş merkezini ziyaret etmiş. Ve bu alışveriş merkezini 2 gün boyunca kapatıp dezenfekte ettiler. Hem mekanların takibi hem insanların takibi bu şekilde. Ama bunu yaparken insanların hareketini engellemediler. Bizde dediğim gibi kaygı durumu daha fazlaydı. Böyle bir şeyi daha önceden karşılaşmadığım için Kore Devleti'nin ne kadar işi iyi yönetebileceğini öngörmediğim için. Mesela bakıyordum bütün ülkeler işte Çin'e yasak koyuyordu. Kore Devleti, Güney Kore Devleti koymuyordu. Yani sadece o Hubei eyaletine koyuyordu. Geri kalanına koymuyordu. Mesela ben sinirleniyordum ilk başlarda ya nasıl koymaz ki diyordum herkes koyuyor falan niye? Biz tabii bunun farkında olmadığımız için biz ortalama Koreliden daha fazla endişeliydik eşimle beraber. Mesela biz gündelik yaşamımızı kısıtlamıştık. Hep evde oturuyorduk. Zaten dersler de online'a geçtiği için benim okula gitmeme gerek yoktu. Hep evde oturup haftada bir dışarı çıkıp alışverişimizi yapıp tekrar geri geliyorduk. Ama Güney Koreliler aynı şekilde hayatlarına devam ediyorlardı ve bu da bizi oldukça şaşırtıyordu. Ama işte dediğim gibi o sanıyorum devlete olan güvenden ve eski deneyimden hani bu işi kontrol altına alırlar. Çünkü Güney Koreliler deneyimli. 2015'te MERS salgını geldiği zaman buraya 186 vaka olmuştu. 36 insan hayatını kaybetmişti. Önceki deneyimlerinden dolayı bir hazırlık vardı. Burada işlerin çok şeffaf yürütülmesi o ayrı bir güven veriyor. Ben onu çok hem işte Amerika, Türkiye, Güney Kore bu üç örneği karşılaştırdığımız zaman yöneticilerin şeffaf olmasının halka nasıl güven ve rahatlık duygusu verdiğini çok açık bir şekilde görüyorum. Çünkü belirsizlik insanları tedirgin ediyor. Yani insanlar her zaman belirsizliği azaltmak istiyor. Mesela burada her gün, gün be gün hangi şehirde kaç tane vaka çıktığı, kaç tane test yapıldığı, kaç tane ölüm olduğu insanlara duyuruldu. Bunun yanında vaka çıkan bölgelerin, pozitif vakaların şehrin nerelerinde yoğunlaştığı, insanları haritalarla, işte yine uygulamalarla takip edebildi, görebildi ve böylece kendilerini oradan uzak tutabildiler. Çok çarpıcı bir örnek. Hani devletin bu işi ne kadar önemsediğinin bir örneği. Mesela burada bulunan yasa dışı göçmen statüsünde bulunan insanların bu herhangi bir belirti gördükleri durumda hastaneye gittiklerinde, sağlık kuruluşuna gittiklerinde sağlık kuruluşunun bu insanları göçmenlik bürosuna bildirmeleri yasaklandı mesela. Böyle bir karar aldı hükümet. Dedi ki size böyle birisi gelirse bize bildirmeyeceksiniz. Yani bu da insanların gitmesini sağlıyor. Yani çünkü başına bela geleceğini bilen bir vaka gitmeyebilir, toplumda yayabilirdi. Hani o toplum sağlığını ne kadar önemsediğini gösteren çok çarpıcı bir örnek. Ama burada mesela tedavi ve bakım da çok iyi. Mesela bu korona nedeniyle hastanede yatan insanlara psikiyatrik görüşmeler ayarlandı. Düzenli bir şekilde psikiyatristlerle görüşüyorlar bu insanlar psikolojilerinin iyi tutulması için. Bunun yanında işte Koreliler
dediğim gibi şeye çok düşkün, dramalara, TV şovlarına. Yani otobüse bindiğiniz zaman, bir trene bindiğiniz zaman herkesin elinde bir telefonla bir şey izlediğini görürsünüz. Hastanede yatan insanlara bir aylık bedava şey verildi. İnternet ve TV, film platformu. Yani hem devlet bir yandan bu işi kontrol altına alıyor, bir yandan çalışıyor, bir yandan da her şeyi aktarıyor halka. Halk da ne olup ne bittiğinin farkında, biliyor.